Bulgaristan göçmeniyiz. Aslen Çanakkale'liyiz diyebilirim. Biz deniz görmeden yapamıyoruz maalesef. İkisi de elma olsa mukayese edeceğim de biri elma biri armut. Mukayese etmek zor. İkisinin de güzel tarafları var. 40'a kadar İstanbul'da, 40'tan sonra Çanakkale'de yaşamak gerekiyor bence. Mesela ben 12 yaşımda dedemin inşaatları için satın alma yapmaya giderdim dedemle. Geldi yanıma, senin okumaya niyetin yok oğlum zaten dedi. Sen dedi ilk fırsatta yatıyorsun zaten dedi. 10'lu yaşlarımda. Beni de götürürdü. Her çocuk gibi ben de öğretmen olmak istedim. Ben de doktor olmak istedim. Bize de üretmek düştü. Evet, enerji politikasının değişmesi Türkiye'de şans. Ama doğalgaz regülatörü olmasaydı da herhalde Ezine'de peynir üretirdik. Yani bir şey üretirdik. Bu bir lanet diyeyim size. Türkiye'de üretici olmak zor çünkü. Bu bir lanet, bu da bize yazılmış. Yani üretmek zorundayız. Ruhumuzda var, ne yapacağız? Türk insanı problemleri çözer. Bahane yaratmaz. Dünyanın her yerine ürün satıyoruz. Güney Amerika'yı da satıyoruz, Çin'e de satıyoruz. Katma değeri yüksek, bilinirliği yüksek bir şirket olmak. Hepimizin hedefi bu olmalı ve benim de hedefim bu. Yani planlarsanız olur, olmadıysa iyi planlayamamışsınızdır. Benim mottom bu. Tesadüflere çok inanmam. ...1982 yılında İstanbul'da doğdum. Lise öğrenimine kadar İstanbul Beykoz'da yaşadım. Yani kendine münhasır, mütevazi bir evimiz vardı. Hala daha var. Babam hala Beykoz'da yaşıyor. Boğaz manzaralı, mütevazi ama biz deniz görmeden yapamıyoruz maalesef. Devlet okullarında okudum. Akademik hayatın tamamı devlet okullarında. Şimdi şöyle, aslen biz Bulgaristan göçmeniyiz. İşte 1890'da Rus harbinden sıkışıp tekrar geriye çekilmişler. Osmanlı'ya geriye çekilmişler. Bulgaristan göçmeniyiz. Aslen Çanakkale'liyiz diyebilirim. Dedem İstanbul'a gitmiş askerlik için. Anadolu Kavağı'na çıkmış askerliğe. Oraya gitmiş. Ondan sonra da bir daha dönmemiş. Babam İstanbul'da doğmuş. Halalarım İstanbul'da doğmuş. Biz de öyle. İşte ben de 2 sene önce taşındım Çanakkale'ye. İkisi de elma olsa mukayese edeceğim de biri elma biri armut. Mukayese etmek zor. İkisinin de güzel tarafları var. İki şehrin de dezavantajları var. Herhalde şöyle desem daha doğru olacak. 40'a kadar İstanbul'da, 40'tan sonra Çanakkale'de yaşamak gerekiyor bence. Ya çocukluk hayali diyemem. Biz zaten böyle bir ortamın içinde büyüdük. Benim dedem 1959 yılında vergi mükellefi, terlik üreten, kendine münhasır bir işletmesi var. Artı Üsküdar Beykoz dolmuş hattını organize eden, kuran ve yıllarca çalıştıran dedemdir. Dedem ve Çanakkale'li arkadaşları. İstanbul Beykoz'da. Dolayısıyla müteşebbislik bizim zaten ailemizde var. Biz zaten böyle büyüdük, böyle biliyoruz. Mesela ben 12 yaşımla dedemin inşaatları için satın alma yapmaya giderdim dedemle. 10'lu yaşlarımda. Beni de götürürdü. Çimento alınacaksa çimentocuya giderdik beraber gibi. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmadı. Veya bir hayal miydi dersen, yok. Olmayan bir şeyin hayalini kurarsınız zaten. Kültürde var. Ya olmaz olur mu? Her çocuk gibi ben de öğretmen olmak istedim. Ben de doktor olmak istedim. Ama yani koşullar uygun değildi. Koşullar uygun değildi. Ne doktor olabildik, ne öğretmen olabildik tabii. Bize de üretmek düştü. Yani anlatmakla bitmez. Yani her gün beraber olduğunuz birini anlatmakla bitmez. Kralcı ve sert bir adam. İlkokul son sınıftayım, 5. sınıftayım. Hasta olup okula gitmediğimiz zaman annem saklardı bizi, söylemezdi okula gitmedi diye. Tabii hasta da olsanız okula gideceksiniz, öyle basit boğazınız şişti diye okula gidilmez mi canım? Gideceksiniz yani. Tabii bir gün evdeyim, gidemedim okula. İlkokul 5. sınıftayım. Dedem benim okula gitmediğimi öğrendi. Bu arada dedem üst katta oturuyor, biz alt katta oturuyoruz. Geldi yanıma, senin okumaya niyetin yok oğlum zaten dedi. Sen dedi ilk fırsatta yatıyorsun zaten dedi. Ya bir kere okula gitmemişim, o da hasta olduğum için gitmemişim. Yani insana bu söylenirmişim de ya çocuğa 5 yaşında. Ama bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ilerleyen yaşlarda anlıyorsunuz. Tabii o zaman anlamıyorsunuz. Vallahi böyle bir hikaye. Yani 8-10 yaşımdan beri ben motosiklet kullanıyorum zaten. İlk o zamanlar başladım. Hatta ben ilk motosiklete bindiğimde ayağım yere değmiyordu. Yüksek taş arıyordum durabilmek için. Eğer o yüksek taşı bulamazsam bir tur daha atmak zorunda kalıyordum. Ama sonrasında gelişti. Her yerde bir taşım olmaya başladı. Nerede duracağımı biliyordum. Duraklarım olmaya başladı, oluşmaya başladı. Ben üniversiteden sonra
şu anda ürettiğimiz ürünleri Avrupa'dan getiren bir şirkette çalışmaya başladım. 5-6 yıl orada çalıştım. Sonra bunların Türkiye'de üretebileceğini düşündüm. Doğru da düşünmüşüm, ürettik de, başardık da. Burada üretmeye başladık. Yani zaten doğalgaz ürünleri 2002 yılından önce Türkiye'de çok bir ihtiyaç yoktu. Türkiye'de doğalgaz yoktu zaten. İşte İstanbul'un küçük bir kısmında, Ankara'da, Bursa'da sadece sanayi bölgelerinde vardı. Yani çok kısıtlıydı doğalgaz kullanımı. Doğalgaz kullanımı kısıtlı olunca enstrüman ihtiyacı da yok. Doğalgaz yok ki, ne yapacaksınız esrar? Hükümetin enerji politikası değişince 2002 yılında Türkiye'nin her yeri doğalgaz kullanmaya başlayınca bu ürünlere çok talep oldu. Benim de işte o dönemde bu ürünleri üretebileceğimizi düşündük ve başladık. Ama tesadüf mü, şans mı? Evet, enerji politikasının değişmesi Türkiye'de şans. Ama doğalgaz regülatörü olmasaydı da herhalde Ezine'de peynir üretirdik, yani bir şey üretirdik. Bu bir lanet diyeyim size. Türkiye'de üretici olmak zor çünkü. Bu bir lanet, bu da bize yazılmış. Yani üretmek zorundayız, ruhumuzda var, ne yapacağız? Her çocuk ailesinin izinden gider. Yani bu bilimsel konuşacaksak genetik deriz. Atasözü söyleyeceksek armut dibine düşer diyeceğiz. Yani her çocuk ailesinden etkilenir, örnek alır. Ben de benim çocuklarımın üretici olmasını isterim. Kalbimden geçen bu. Bunun için zorlar mıyım? Hayır. Yani ne istiyorlarsa onu olabilirler. Çünkü insanlar mutlu oldukları meslekleri güzel icra edebilirler. Mutlu olmadığınız bir mesleği yapamazsınız. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Benim fikrim bu. Zorlama yok bizde. Bir gün 4 tane sınavımız vardı öğleden sonra. 4 sınavımız vardı fakat biz 4 arkadaş Kadıköy'e gitmek istedik. Ne olacaksa olsun dedik, yani yapacak bir şey yok. Çünkü gitmek istiyoruz. Çok özel bir şey yapmayacağız bu arada, yani Kadıköy'de sinemaya gideceğiz. Gittik. 4 sınava girmemeyi göze aldık. Kalmayacağımızı biliyoruz ama notlarımızın düşeceğinin farkındayız tabii. Akşam okul çıkışına denk geldik. Biz tabii gittik. Sinemaya girdik. Geri geldik. Diğer arkadaşlara sorduk ve 4 sınavında olmadığını söylediler bize. Risk nedir? Risk budur. Şans da budur bence. İstanbul'da üretim yapıyorduk. Biraz daha fazla büyümek istedik. Fakat İstanbul'da büyümek zor. Sadece bizim için değil, herkes için büyümek zor. Yasal mevzuatlara uymanız da çok zor. Yani yapılar ruhsatsız. İtfaiye raporu alamıyorsunuz, üretim yapacaksınız. Ama bu oranın kaderi. Yapacak bir şey yok. Bu İstanbul'un kaderi. Ama mevzuat ve denetimler artmaya başlıyor. Sıkılıyorsunuz. Daha profesyonel bir yapıya geçmek istiyorsunuz. İşte biz de nerede geçeriz bu daha profesyonel yapıya? Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde geçeriz dedik. Rahat rahat, ferah ferah diye başladık. 2019 yılında faaliyete geçti Çanakkale'deki tesis ama İstanbul devam etti çalışmaya. Çünkü hem müşterilere karşı sorumluluğumuz var, yetiştirmemiz gereken ürünlerimiz var, onları ürünsüz bırakamayız. Ne yaptık? Hem İstanbul hem Çanakkale'yi 2 yıl boyunca aynı anda işlettik. Çanakkale oturduktan sonra İstanbul'un tamamını Çanakkale'ye getirdik. Bugün de hala devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Şu an GASTEC organizasyonu kendi içinde 35 kişi. 35 kişilik bir organizasyon ama hizmet aldığımız dışarıdan birçok firma var. Yani hepsini topladığınızda 55-60 kişiyi bulur. Dışarıdan aldığımız hizmetlerle birlikte. Ama kendi personeli, kendi bünyesindeki personel 35 kişi. 30'a yakın ülkeye ürün gönderiyoruz. Evet, ihracatımız var. Hatta son bir yıldır yurt içi satışlar azaldığı için, Türkiye'deki yatırımlar azaldığı için yurt dışı satışımız %70'lere, %80'lere çıktı oranı. Bir de biz tamamen yurt dışına ağırlık veren bir firmayız. Bizde yılda 3 fuar hedefi var. Biz yılda 3 tane fuara gideriz her yıl yurt dışına ve devam da edeceğiz. Mesela son 6 ay içinde ben 4 tane yurt dışı fuarındaydım GASTEC olarak. İşte Petersburg'a gittik, İtalya'ya gittik, Madrid'e gittik. Şimdi Haziran ayında Hindistan'da bir fuarımız var, oraya gideceğiz. Ekim ayında Peru var, Güney Amerika. Yani her yıl minimum 3 tane fuara gitme hedefimiz var ve yıllardır da bunu sürdürüyoruz. Çünkü yurt dışına mal satmalıyız. Yani ekonomiyi geliştirmenin tek bir yöntemi var. Dışarıdaki paranın buraya gelmesi lazım. Hani çok büyük bir firma mısınız? Hayır, değiliz. Küçük bir firmayız biz. Ama küçük firmada olsanız, hedef bence yurt dışındaki ihtiyacı karşılıyorsanız daha fazlasını da yurt dışına satmanız. Hedef bu olmalı. İşte İtalya, Fransa, örnek bunları alacaksak, sanayi devriminden sonra gelişen en iyi ülkeler bunlar. En iyi ülkelerden birkaçı. İtalyan ekonomisini küçük ve orta ölçekli şirketler ayakta tutar. Büyük şirketler tutmaz. Çünkü oraya ağırlık vermiştir yönetim. Bizim de öyle olmamız lazım. Yani yurt dışındaki talebi karşıladıktan sonra her firmanın ödevi Türkiye'de yurt dışına mal satmak olmalıdır. Hizmet satmak olmalıdır. Ekonomimiz ancak yurt dışından parayı Türkiye'ye getirirsek büyür. Bunun ikinci bir alternatifi yok. Dolayısıyla ihracata ağırlık vermeliyiz. Vallahi son 2 yıla kadar çok iyiydik. Ama son 2 yıldır
artan maliyetlerimiz işimizi zorlaştırmaya başladı. Maliyetlerimiz çok arttı. Eskisi kadar rekabetçi değiliz. Hatta ben size çok kısa bir şey anlatayım. 3 ay önce Ürdün'deki müşterimiz şunu söyledi. Avrupalı üreticiyle aranda %5-%6 fiyat farkı var. Neden senden alayım ki dedi. Avrupalı ürün alırım dedi. Yani Türk malını niye alayım dedi. %6 fark için, %5 fark için. Eskiden bu farklar %30'lardaydı, %35'lardaydı. Bu soruları soramıyorlardı müşterilerimiz. Ama artan maliyetlerden dolayı ve emtiadaki, globaldeki dengesizliklerden dolayı artık buralara gelmeye başladı. Ama ben çözüleceğine inanıyorum. Çünkü Türk insanı problemleri çözer, bahane yaratmaz. Koşullara çabuk ayak uydurur, çözümlerini müstakil olarak hızlı bulur, bir şekilde çözer. Yani çözemeyeceğiniz problem var, var onları konuşmuyorum zaten. Tabii ki her şeyi çözemezsiniz. Eğer çözülecek bir şey varsa, çözüm yaratılacaksa, Türk sanayicisi de, Türk tüccarı da, Türk müteşebbisi de bunu çözer. Bugün dünyanın neresine fuara giderseniz gidin, sadece siz değil, etrafınızda yüzlerce Türk firmasıyla gidiyoruz. Bakın Milan Fuarı'nda şaşırdım. Milan Fuarı bu sene, bizim sektörümüz için önemli bir fuardır Milan Fuarı. 160 küsur Türk firması vardı, Türk üretici firması vardı. Ki bu fuara Türkler katılmadı bu sene. Eğer tam katılım sağlasaydık 200'ü geçeceğimize çok eminim. Türk firmaları dinamiktir. Bu zor şartlarda bile çözüm bulmaya çalışır. Yani her şirket yöneticisinin hedefi, ideali gibi benimki de aynı, çok farklı bir şey değil. Yani dünyada konusunda uzman, öncü, bayrağı taşıyan, katma değeri yüksek, bilinirliği yüksek bir şirket olmak. Hepimizin hedefi bu olmalı ve benim de hedefim bu. Ama bunu tek başına sizin yapmanız mümkün değil. Çünkü başka parametreler de var. Bunlar büyük hedefler. Yani sizin yönetim bulunduğunuz ülkedeki yönetim organizasyonunun da buna uygun olması gerekir. Sizin ürünlerinizi pazarladığınız ülkelerdeki yönetimlerin de buna uygun olması gerekir. Yani mal sattığınız bir ülkede sizin ürününüze %100 vergi uyguluyorlarsa siz dünyanın en iyi ürününü de üretseniz satamazsınız. Dolayısıyla bütün konjektürün, herkesin beraber hareket etmesi gerekir. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Yani biz dünyanın her yerine ürün satıyoruz. Güney Amerika'yı da satıyoruz, Çin'e de satıyoruz, Hindistan'a da satıyoruz. Yani şuna ifade etmek istiyorum. Bir yerde bir işiniz durursa bir yerde devam edecektir. Biz en iyisi olacak gibi çalışmalıyız, işimizi sıkı tutmalıyız, planlamalıyız. Olursa olur, olmazsa üzülmemeliyiz, önlem almalıyız ve yolumuza devam etmeliyiz. Çanakkale OSB küçük, butik ama her şeyi olan, atıl değil, bir OSB, organize sanayi bölgesidir. Eksiklerimiz yok mudur? Her organize sanayi bölgesinde olduğu gibi bizim de vardır. Ama Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nin büyük, majör problemleri yoktur. Altyapımız var. İşte daha geçenlerde gördüm ki yeni bir itfaiye aracı alınmış. Bu da güzel bir şey. Şarj istasyonları kurulmuş. Güzel. Yani anlatmak istediğim, biz artık baklavayı yapmışız. Fındıklı mı, fıstıklı mı onu konuşuyoruz. Bence Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi iyi bir organize sanayi bölgesi. Küçük olmasının avantajları da dezavantajları da var. Bu başka bir şey. Bunu başka bir yerde konuşmak lazım. Ama bence problemi yok ki, ben geldim zaten. Problem görseydim gelmezdim. Planlarsanız olur. Olmadıysa iyi planlayamamışsınızdır. Benim mottom bu. Tesadüflere çok inanmam. Retribution. Oh yeah, we want retribution.